Merhaba sevgili hanımlar, örgüanneme hoş geldiniz. Bugün yine sizlere istediğiniz her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Hemen şöyle örneğimize yakından bakalım. Bu örnek ile baharlık ve yazlık bluzlar, hırkalar örebilirsiniz. Fular ve şallarınızda da kullanabilirsiniz. Hatta bebek battaniyesi dahi örebilirsiniz. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örneğimiz yine iç içe geçen bir örnek. 12 ve 12'nin katlarından oluşuyor. Hemen örnek üzerinde de göstermek istiyorum. Örneğimiz buraya kadar 12 ilmek. Örneğin daha iyi anlaşılabilmesi için ben 1, 2, 3 motif üzerinden hemen şuraya kadar anlatımımı yapacağım. Bunun için 36 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 38 ilmek üzerinden anlatımıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Örneğimin ön yüzüne gelmek için bir sıra ters olarak örüyorum. Bu örneğimize dahil değil, dediğim gibi ön yüze gelmek için bir sıra ters örüyorum. Bir sıra ters örerek örneğimin ön yüzüne geldim. Bu arada örneğimize başlarken iki diş haroşa ile başlıyoruz. Bu örnekte haroşaları ters olarak örüyoruz. Örneği çıkarmış olduğum şemada da haroşalar ters olarak gösterilmiş. İlk haroşa sıramı ters olarak örüyorum. İlk sıramı ters örerek bitirdim. İkinci sıramızda ve arka yüzümüzde yine bir sıra ters örüyorum. Ön yüze geldiğimizde bir diş haroşamız olacak. İkinci sıramı da bitirdim. Gördüğünüz gibi bir diş haroşamız var. Yine üçüncü sıramızı da ters olarak örüyoruz. Dördüncü sıramızda ve arka yüzümüzde yine bir sıra ters örüyoruz. Ön yüze geldiğimizde de İki diş haroşamız olmuş olacak. Yani 4 sıra ters örmüş olduk. Ön yüzümüzde ve 5. sıramızdayız. 4 sıra ters örerek 2 diş haroşamızı da örmüş olduk. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz örüyorum. Doluyorum. İkinci düz örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir tane düz. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Burayı da ördükten sonra arada ajurlarımız var. Ajurumuzu örerken ikinci örneğimize de geçmiş olacağız. En son ikinci kez sağa kestim. Doladım. Bir düz. Doladım. İkinci düz. Doladım. Üçüncü düz. Son kez doluyorum ve yine iki ilmeği sola kesiyorum. İkinci kez iki ilmeği sola kesiyorum. Bir tane düz. 2 ilmeği sağa kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. İkinci düz. Doluyorum. Üçüncü düz. Son kez dolayıp 2 ilmeği sola kesiyorum. Arka arkaya 2 defa sola kesim yapıyoruz. İkinci kez 2 ilmeği sola kesiyorum. Bir düz. Burada da arka arkaya 2 defa sağ kesim yapıyoruz. 2 ilmeğimi sağ kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeğimi sağ kesiyorum. Doluyorum.
bir düz, son kez doluyorum ve kenar ilmeği. Örneğimizin ikinci sırasında ve arka yüzümüzde ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgü boyunca bütün ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Arka yüzümüzü ördükten sonra 7. sıramızdayız. 7. sıramızda 5. sıramızın tekrarı. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz doluyorum. İkinci düz doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir düz 2 ilmeği sağa kesiyorum. 2 ilmeği ikinci kez sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. İkinci düz. Doluyorum. Üçüncü düz. Son kez doluyorum. 2 ilmeğim sola doğru. İkinci kez 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Yine ortada bir düz. 2 ilmeği sağa kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. İkinci düz. Doluyorum. Üçüncü düz. Son kez doluyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ortada bir tane düz. 2 ilmeği sağa kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. Kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. Ön yüzümüzde ve 9. sıramızdayız. 9. sıramızda 5. ve 7. sıramızla aynı şekilde örülüyor. Yine kenar ilmeğinden sonra bir düz, doluyorum, ikinci düz. Son kez doluyorum, 2 ilmeği sola kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sola kesiyorum. Arada bir tane düz, 2 ilmeği sağa kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sağa kesiyorum. Doluyorum, bir düz. Doluyorum, ikinci düz. Doluyorum, üçüncü düz. Son kez doluyorum. Yine arka arkaya 2 ilmeği sola kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sola kesiyorum. Bir düz. Yine arka arkaya 2 ilmeği sağa kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. İkinci düz. Doluyorum. Üçüncü düz. Son kez doluyorum. Yine 2 ilmeği sola kesiyorum. İkinci kez 2 ilmeği sola kesiyorum. Bir düz. Arka arkaya ikişer ikişer ilmekleri sağa kesiyorum. İkinci kez. Doluyorum. Bir düz, doluyorum, kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. Ön yüzümüzde ve 11. sıramızdayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 tane düz örüyorum. 1, 2, doluyorum, bir düz, doluyorum, 2 ilmeği sola kesiyorum. Burada üçlü kesim yapacağız. Bunun için 2 ilmeği düz örer gibi alttan sağ şişimi alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Ve örmeden almış olduğum arkadaki 2 ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum.
İki ilmeği sağa kesiyorum. Üçlü kesimden sonra. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. Üç tane düz. İki. Üç. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. İki ilmeği sola kesiyorum. Burada yine üçlü kesim yapıyoruz. İki ilmeği örmeden pardon, sağ şişimi alıyorum. Bir sonraki düz ilmeği örüyorum. Örmeden almış olduğum bu iki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İki ilmeği sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. Üç tane düz. İki. Üç. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. İki ilmeği sola kesiyorum. Yine üçlü kesim yapıyoruz. İki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Arkadaki iki ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İki ilmeği sağ kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. İkinci düz. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. 13. sıramızdayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 Doluyorum. Burada yine üçlü bir kesim yapacağız. Doladıktan sonra 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine bir sonrakini örüyorum. Ve örmeden almış olduğum bu 2 ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. Arada iki örnek arasında 9 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Doluyorum. Yine bir üçlü kesim yapıyoruz. 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir sonraki ilmeği örüyorum ve örmeden aldım. Bu iki ilmeği örmüş olduğum tek ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar doluyorum. İki örnek arasında 9 düz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Doluyorum. Yine üçlü kesimimizi yapıyoruz burada. 2 ilmeği örmeden alıyorum. Bir sonrakini örüp örmeden almış olduğum bu 2 ilmeği üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. Sonda kalan 4 düz. 1 2 3 4 ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. Arka yüzümüzü ördükten sonra örneğimizi toplamda 14 sıra örerek bitirmiş olduk. 14. sıramızdan sonra yine en başa dönüyoruz. İki diş haroşamızı ördükten sonra yine örnek kurulumuna başlıyoruz. Evet sevgili hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.